Popstar Anaturka'da tekrar beraberiz değerli izleyiciler. Sıradaki müzik yolculuğumuzda devam ediyoruz. Sırada Aygün var. 114 numarayla yarışıyor ve Hicaz bir şarkıyla geliyor. Söz ve müzik Altan Çetin. Gönül bu, engel dinlemez ki. Eğer severse gelir alır. Gurur bu, laftan anlamaz ki. Eğer severse gelir alır. Teşekkür ederim. Tebrikler Aygün. İşte sahne böyle kullanılır. Bir daha söyleyeyim, mikrofonunuz kapalıydı. Ebru Gündeş'in mikrofonu kapalı. Evet, evet. Süper. Süperdi, harikaydı ve işte sahne böyle kullanılır. İnanılmaz zekiceydi, kabul etmek lazım. Teşekkür. Yani armağanı oradan kaldırmak, dans etmek falan filan inanılmaz zekiceydi. Çok güzel bir enerji geldi sahneye yani. Ağzına sağlık, beynine sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu cilveler ne olacak? Ben bunlardan biraz cilve öğreneyim ayol. Vallahi çok cilveli. Fena mı? Konuşmalar falan hep improvizeydi yani, böyle bir şey yoktu provada. Tahmin edebiliyorum ama yani. Şarkıyı normalde okudunuz ama böyle bir şey yoktu değil mi? Evet, çünkü evet. Önce biteceğini zannettin aslında. Ya öyle geldi bana. Yani şarkıdan sonra düşündüm. Bir anlık böyle geldi ki sözlerle belki sözler söylesem nasıl olur yani onu da. Öyle kendince yaptın. Altan evet. Çetin öyle yapmamış ama sen öyle yaptın. Evet. Peki Altancığım kusura bakma. Çok zekice. Çok evet. Akıllı. Ve ilk defa oluyor böyle bir şey. Çok şık bir davranmış bence. Bütün popstar tarihi içinde bugün ilkler günü. Yalnız çok güzel dans ettiniz. Bir ara kızı yere yapıştıracaksın zannettim. Aa, evet. Öyle bir çevirdin ki lap diye düşeceksin. Ebru Hanım canlı okumasaydım şarkıyı vallahi ben de dans ederdim ama canlı olduğu için düşündüm detonelerim olur. Yani mikrofon böyle böyle gidecek. O yüzden Bülent Hanım o yüzden birazcık şey oldum. Senin dans etmedim. Kabiliyetin nasıl? Oryantal bilir misin? Ya, oryantal bilmiyorum. Ne biliyorsun? Hareketli bir şey diyorlar bizde. Bir şey yapalım. Evet. Şimdi mikrofonunu alacağım. Sadece enstrümanlar aynı eseri çalacaklar. Sen bir dans edeceksin. Tamam mı? Bir izleyelim tamam, bakalım nasıl dans kaldı. Armağan Bey'le tabii ki. Armağan Bey'le. Ver. Sonunda biraz tabii ki heyecanlandım. İlk kez Armağan Bey'le dans ediyorum. Vallahi çok rahatlamışsın. Fena sahneyi dolduruyor. Yo, bayağı. Fena bir elektriği var. Yani, o o hareketler nasıl? O. Nasıl? Biz yetiştirdik. Kötü mü oldu?
Bence de süper oldu. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Teşekkürler. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu söylenilenleri dinleyenden. Dinliyor ve haftaya yapıyor mesela. Sen kendini seyrediyor musun sonradan? Aa, çok seyrediyorum. İçinde de var ama, değil mi? Ama Bülent Hanım, bakın Bülent kendini mi? Seyrediyor. Demek ki seyredip görüyor. Sahneye çok yakışıyor. Çok. Çok uskumru balığı gibi baksana. Uskumru? Hocam siz de çok güzelsiniz. Vallahi çok güzelsiniz. Her zaman sizin gözlerinizi görüyorum ya. O bana bir kere söylemiştiniz. Ceylan gözlü, ürkek ceylan gözlü ve siyah gözlü. Özür dilerim sizden. Belki kızarsınız bana ama sizi izliyorum ve gözlerinizi gördüğüm zaman her zaman Lale'yi de söylüyorum. Lale. Diye. Lale. Ya Lale. 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 Evet. Lale. Yok. Lale. Onu da söylüyorum. Evet. Diyorum ki çok güzel yani. Belki de sizin o ne bileyim olabilir geçmiş bana o da. Sizden burada. O da olabilir. Ve bir de Armağan Bey siz demiştiniz o sevmiyorum o ürkekliği. Onu kesin şey yap. Sevmiyorum. Ben size hatırlıyor musun? Söz verdim. İşte sözümün üstünde de durdum. Kesinlikle. Evet. Attım. Bir dakika ya. Neye söz verdi? Ben dedim ki çok ürkek duruyorsun böyle. O kadar açtı ürkek... kendini ama sen söyle de yani frenlesin de arada bir. Bu kadar da olmaz. Yok şimdi yok. Şimdi bak sende ya böyle var ya böyle var. Freni boşa aldın sen şimdi. Allah ne verdiyse gidiyorsun. O kadar olmaz. Biraz ağır da yapacaksın arada bir tabii. Tabii ki o hüzünlü şarkı. Çünkü terapi şarkısında bu oldu. Evet. Ama şarkıya başka göre. Başka bir şarkıda başka tabii, bir şey. Tabii Kur'an'ım evet. Evet, evet. 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 Yani evet, belli. Ben de katılıyorum. Evet. Lale? Yok, Lale. Lale? Yok, Lale. Lale? Evet. Bayağı Türkçen de gelişti geldiğinden beri. Konuşuyorum o yüzden. Konuşuyoruz. Çok konuşuyorum, evet. Belli. Çok güzel ama çok ya. Kadın su kadın. Su gibi kadın kadın. Çok kadın. Güzel. Kız, nasıl yapıyorsun bunu? Bana da bir anlatsan. Vallahi çok siz yakışıyor. Mi? Çok sıcacık. Sıcacık bir gönlü var, harika, çok yakışıyor. Olduğu gibi ben Aygün'ü çok seviyorum. Ben de sizi yani çok seviyorum. Yakışıyor Bülent sana. Bülent Hanım çok dikkatli dinliyor şimdi Orhan Bey'in neler söyleyeceğini. Çok dikkatli. Çok önemli. Evet. Tabii. Aygün gerçekten... Ama son anda kıvırabilir. Devam, dinle dedeni. Düşüncelerimizi söylüyoruz. Evet. Orhan dede, başla. Ben buyur. Onun Yeniçeriler başlayacak şimdi. Haydi başla. Orhan babasıyım tabii. Orhan başla. Evet, yani neden bu, Aygün neden sahneye evlen? Çok yakışıyor bence. Çok güzel, bütünüyle harika. Ben çok seviyorum Aygün'ü. Hmm. Ne güzel. Hem de güzel söyledi ayrıca. Yani bu akşam farklı bir program yapmış oldu. Hem görselliğiyle, hem müzikle, yorumuyla, müzik yorumuyla farklı bir program yaptı. Bu çok da başarılı oldu. Sıcacık böyle sahneyi dolduruyor. Peki Armağan yerine size gelseydi ve dansa kaldırmak isteseydi. Bizdeki Orhan Bey hayatta. Yani Erkar size bravo. Orhan Bey kimse kaldıramaz. Orhan Bey. Oynamaz, bir dakika neden ama? Olur mu? Evet. Bu jürinin delisi benim. Mümkün değil dans etmez. Hayır başka dans bir şey etmez. Var galiba. Neden? Ama evet. Kaç hafta var daha? Evet. İnşallah Orhan Bey. Evet, bir şey söyleyecek. Bir dakika bir şey söyleyeyim. İnşallah haftaya kalırsam tabii ki insanlar bana oy gönderirlerse. Dedenle mi yapacaksın? Azeri bir parça var hocam. Azeri bir Rex yani. Evet. O parça da onda tabii ki Orhan Baba'yla dans edeceğim. Tabii. Hayatta dans edeceğim. Teşekkür ederim. Olmaz. Tabii yap. Benim şimdi bir ricam var. Ne ricası? Olur mu canım? Bunlar küçücük çocuklar. Kırılır mı Orhan? Buraya kadar gelirsen ben de seni oraya kadar götürebilir ve onda alkış tutabilirim sana. Hayır. Ama oraya kadar dans olmaz. Pek bilmiyorum. Sen tamamına erdireceksiniz Allah'ın izniyle. Tabii. Biz tangolarda kaldık biraz. Tango da yap. Tango istedim. Orada tangolarda kaldık. Yani dans bilmiyorum maalesef. Ama ya, buraya kadar eşlik edersin. Ama oraya edersin. Kadar buraya eşlik kadar edersin. Geldi tabii ki onu oraya götürmem götürürüz. Lazım. Zaten götürürüm yeterli. Yerime otururum. Zaten Allah büyük Allah. O kadarı yeter diyorsunuz tabii. Zaten. Kaba koyacaklar. Kaç program daha vardı efendim? Bir 7 program beni daha var. Beni tenvir eder misiniz lütfen? 7 haftamız var. 7 program. Ben burada kime dokunacağım? Arkadaşsız kalacağım. Ah lanet olsun bu programa ya. Şimdi tabii ki yorumlar serbesttir. Biz serbesttir. Herkese saygı duyuyoruz. Yorumlar biz herkese... Herkes berhudar olsun. Herkes. Sen haftaya...
Ay kafamdan bir şey sizin düştü. Sizin firketeniz düştü. Ayo benim bir yerlerim düşüyor. Sizin firketeniz düştü. Salladıkça burada. Ayo salladıkça bir yerim düşüyor, dökülüyor. Orhan. Bütün olarak. Ayo firkete düştü. Eğmeyiniz kafamda. Firketelerim düştü. Firkete. Sen firketeyi boş ver. Kaldır bunu haftaya. Tamam hocam. Orhan. Haftaya Allah'ın izniyle ya. Ben bu dar olsun. Ay çok mutluyum Orhan. Allah mutlu etsin. Amin. 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 Daha amin. Da mutlu olacak ama haftaya Bülent Hanım inşallah. Allah'ın izniyle. Bekliyoruz 400. Mutlu olmasına mutlu Bülent oluruz. Hanım, haftaya ne oluyor? Bir şey var ben haftaya. De bilmiyorum. Şimdi Orhan Bey şey dansa onu göreceksin. Ondan sonra bir büyük starın nasıl beyninin yarıldığını. Anlamadım ben. Sen anlamadın. Gelecek haftaya inşallah. Tamam. Sen anlayacaksın. Sana sonra yazılı vereceğiz. Sen onu okursun evlat. Ya onda kaldırmayacağım dansa. İstemiyorum kimisi kafası şey olsun. Yok. Kaldır. Çok sever dansı. Aa üzülür sonra. Benim koskoca Orhan Gence. Aa sen delirdin mi? Yok. Ben ne diyorsam onu yap. Tamam numara hocam, vermem tamam, vallahi. Tamam. Sen, ben sana kaldır diyorum. Sen gerisini merak etme. Zaten burada içeride şey var. Armağan'a verin. Kim o? Vekil Armağan. Olarak Armağan'a. Vekaletimi Armağan'a veririm. Hayır, seni Armağan'ın münasebe temsil edemez. Dans. Sen kendi kendine şahsına münhasır bir insansın. Beni sinirlendirme. Dansa kalkacaksın. Kaldır. Bence haftayı bekletmeyin bana. Şunu alın Allah aşkınıza ya. Koskoca. Tabii gel. Hocam da gel. Bu kaldır. Hafta. Tabii. Bu hafta. Kızım kaldırsana. Ne ı-ı-sı? Ay bunun dili tutuldu ayol. Yok. Orhan yapamadı bu çocuk. Ya yardımcı ol şuna. Osman Tan Bey kaldır sen istersen dansa. Olmaz. Aman başına iş alırsın evladım sakın. Ay hay hayatta kaldır sakın. Kızım yanında. O bir yandan yanımda. Ben bir yandan. İkimiz tabii birden üstüne çullanırız. Horoz gibi sen ne yaptın diye. Ben. Ha ben öyle bir şey yok. Etik değil benimki ayrıca. Etik olmaz. Ben dans etik Orhan'ınki olmaz. Etik. Hayır ama... jüri etik olmaz. Ben neyim burada? Selçuk var orada vekaletimizi. Ne münasebet sen kimseye vekil edemezsin. Hayır olmaz. Sen kimi istiyorsun? Çocuğum doğruyu söyle ya. O hiç kimi istiyorsun? Şimdi mi? Şimdi mi? Hayır, seneye. Hocam şimdi ay, halim yok güzel. Dans etmeye. Şimdi, peki haftaya mı istiyorsun? Haftaya evet. Kimle etmek istiyorsun? Söyle. Doğru söyle. Aygün, Orhan Gencebay ile dans etsin diye 30.04'e A yazıp göndersinler. Bak beni söylersen en... problem kalkacak ortadan. Sen beni söyle. En doğrusu Bülent Hanım'ı... kaldırmak. O en sonda olacak. En son, evet. Peki şöyle bir şey yapalım. Gelecek hafta Azeri bir şey yapacak. İki dansçı gelecek normalde. Orhan Bey siz ve Bülent Hanım Azeri dansları. Evet onu istiyorum Azeri'de işte ben. Azeri'de ikimiz çok başarılıyız zaten. Evet. Arkadaşımla. Peki. Kimle devam edelim? Orhan Bey mikrofon sizde. Tabii Aygün'ü çok seviyoruz. Ve bu akşam dediğim gibi farklıydı. Demin söyledim. Ve gayet iyiydi, çok iyiydi. Aygün gün geçtikçe daha da iyi oluyor. Gerçi arada bir yine gösterilerini çok iyi şekilde yaparak geliyor. Onun için kutluyorum Aygün'ü. Teşekkür ne ederim. Güzel, harika. Çok sağ olun hocam. Teşekkürler Orhan Bey, sağ olun. Ebru Hanım. Haftaya biz dans edelim, herkes rahatlasın. Biz. Siz ve ben, evet. Evet. Çok güzel. Hayır. Bu kadar... Yok, haftaya! Haftaya! Ebru Hanım şarkıyı ben seçebilir miyim? Şarkıyı. Bir saniye. Efendim? Şarkıyı ben seçebilir miyim? Ne söyleyeceksin? Haftaya. Haftaya. Ya siz dans, dans ederken. Bak şöyle yapacağız. Evet. Haziran'da... Evet. 17'sinde mi bitiyor bizim program? En son programda biz Osman Tan Bey'le hayatımızın dansını yapacağız. İnşallah. Herkes seyretsin. İnşallah. Şimdi tabii ki herkes bunu yok evlendiler mi, evleniyorlar mı, o gün evlenecekler mi falan diye algılayabilir. Bunların hepsi bir şakaydı tabii ki. Sana nasıl bu gelin şaka yapıldıysa ben de Osman Tan Bey'e şaka yaptım. Çünkü o dans etmez ben biliyorum, utangaçtır. Teşekkürler. O ne efendim? O. Şimdi tabii ki böyle bir davet ben her ne kadar utangaç olsam da 17 Haziran'da. Reddedilmez. Haziran'da. Zevkli ama biraz benim de çalışmam lazım. Çalışalım. Çalışalım peki.
İnşallah Allah ömür verirse, sağlık verirse, Allah kısmet ederse. İlerleyen haftalarda. Evet. Tabii. Ama ben de size 10 puan veriyorum bu söylediklerinizden dolayı. Öyle vallahi mi? İnanılmaz. Peki. Ben bu konuyu kapatmak istiyorum. Artık çok teşekkür. Yani ne kadar güzel de hani biliyorsun utangacım ben. Evet utangaçsınız. Çok teşekkür ederim Umay'cığım. İnşallah. Neye teşekkür ettiniz? Ben bir rüya mı gördüm yoksa? Yani 17'sinde inşallah dans edeceğiz diyor. Dans? Evet. Tabii. Ama ilk önce Bülent Hanım'la etmeniz lazım dans. Aa. Değil mi? Ama peki. Bülent Hanım'ın bu programda dans etmişliği var zaten. Sen de illaki rahmetlileri çıkarırsın piyasaya. Yani hatırlatıyorsun. Allah. Gerek varmış şimdi. Peki. 10. 10. 10. 10. 10. Teşekkürler. 10 zaten. 40 puan gecenin en yüksek puanı Aygün'ün oldu. Tebrik ediyoruz Aygün. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum Armağan Bey bana 10 verdi. Çok mutluyum. Geldiğimden sizden onu almamıştım. Vallahi her şey, hiç kimseye vermemişti. İlk defa sana verdi. Evet bana verdi. Bu gece ilk defa sana verdim. Biliyorum. Evet bu gecenin ilk konuğu Armağan'da. Evet. Ben zaten yarışmanı izledikçe yani haftalar gittikçe jüriye çok dikkat dinliyorum yani dikkatle dinliyorum. Yani sizin de istediğiniz evet kulağı asıyorsun. Kulağı asıyorsun. Evet. Herhalde biliyorum ben az. Kulağı asarım dikkatle sizlere. Sizin bizden ne talep ettiğinizi. Yani sahneye biz geliriz bu şu sahneye. Ne bundan sonrasında altyazıyla devam edeceğiz. Evet. Yani niye oraya döndü? Peki hemen evet. Aday numaranı söyle. Evet, süre doldu. Onu söylemek istiyorum ki yani söyle, dinliyorum söyle. Güzel güzel ve haftaya inşallah. Tamam Aygüncüm aday numara. Çok. Tamam çok. Osman Tan Bey. Süre doldu. Evet aday numaram 114 ama aday numaramı dememişten önce bir tane de sözle söyleyebilir miyim? Bütün dünyaya ben buradan, dünya Türklerine, dünya Azerbaycanlılarına, Berlin'e, Almanya'ya, İtalya, Fransa'ya orada yaşıyorlar bizim Azerbaycanlılar ve Türkler. Olayın boyutları gittikçe büyüyor evet. Evet onlardan bana oy geliyor, sesler gelir ben teşekkür ederim. Hepinizden yani oylar gözlüyorum ve bir de bizim Azeristar Production layihesi başlıyor yeni. Aday numaranı söyler misin? Osman tabi ne olursun. Reklamlardan sonra devam edeceksin. Söyle aday numaranı. Yok reklamlardan sonra. Evet. Aday numarası kaç bu kızım? 114 Aygün aday numarası reklamlardan sonra görüşürüz.